Sayın YouTube, şu an Twitch'le beraber yayındayız. Zenless Zone Zero'nun yeni videosu yayınlanmış. Onu izleyeceğiz ama onu izlemeden de eski bir videosunu izletmek istiyorum ki hani oyunun genel nasıl bir şey olduğunu hatırlayalım. Bu video yeni, bu video da yeni bu arada. 2 ay önce Gamescom 2023'te yayınlanan oyunun genel gameplay zımbırtısı. Zenless Zenzora ne arkadaşlar? Genshin Impact'i yapan, Honkai Impact, Honkai Star Rail'i yapan miHoYo firmasının, HoYoverse firmasının yeni çıkartacağı oyun Zenless Zone Zero. Yakın zamanda bir betası da yapılacak. Ama bakalım nasıl olacak. Bu 2 ay önceki trailer. Birazdan yeni trailer'ı da izleyeceğiz. Oyun gene arkadaşlar Genshin gibi gacha. Gene böyle anime tarzı. Yani wish atıyoruz, karakter çıkartıyoruz, wish atıyoruz, silah çıkartıyoruz tarzı. Open world bir oyun değil. Yani oyunun bu iş buraları görürken söyleyeyim. Dungeon Crawler tarzı, yani dungeon'a giriyoruz, yaratık dövüyoruz ama Honkai Impact gibi değil. Dungeon'lar devam eden dungeon'lar. Mesela buna en güzel örnek ne arkadaşlar? En güzel örnek Soulworker. Soulworker oynadıysanız bu oyunun genel yapısı Soulworker tarzındaki bir oyun. miHoYo her türde arkadaşlar oyun yapmak istiyor. Open world olarak Genshin var, sıra tabanlı Honkai Star Rail, Hub Based Honkai Impact, koca avlama oyunu, işte otome oyunu Tears of Temis. Bu da arkadaşlar Dungeon Crawler tarzı bir oyun. Yine tabi Genshin'deki gibi günlükleri yap, işte ödül topla, para ver, karakter çıkar tarzı şeyler. Dövüşleri, animasyonları falan çok güzel. Bu videoda neler var siz bir bakalım. Gameplay gösteriyorlar mıydı bu videoda? Hemen oraya bakalım. Gameplay kısmına gelelim. Burası oyunun gameplay değil arkadaşlar. Bunlar kesin eventler falan. Gene dandik dandik gameplay eventleri olacak. Evet. Oyunun normal gameplay'ine bakacak olursak arkadaşlar. Furici kızlar beğendi. Mesela bu oyunun özelliği Genshin'den daha fazla dövüşe odaklı bir oyun olması. Mesela Genshin'de open world'da gezdim, yaratıkları iki vurdum öldü tarzında. Bu daha böyle daha çok dövüştüm tarzda bir oyun. Bu arada trailer'a koya koya en kötü sahnelerden birini koymuşlar. Hani sulu böyle yerde savaş. Birazdan herhalde aydınlık yerdeki şeyi de göstereceklerdi. Bu oyunun Genshin'den bir diğer farkı da arkadaşlar, eğer ki değişmezse Genshin artı 13 yaş bir oyun. Bu artı 16 yaş bir oyun. Bu karakterlerin daha fazla organlı olmasını sağlayacak bir şey. İşte daha büyük meme, popo ve daha çeşitli işte Fury'dir, ne bileyim odur budur, bu tip şeylerin imkanı olmasını sağlayacak bir limit. Yani combat gördüğünüz gibi Genshin'den daha canlı. Grafikler falan da Genshin'den daha canlı, daha şey. Zaten üzerine koyarak ilerliyorlar. Mesela örnek vermek gerekirse Genshin'den sonra Honkai Star Rail çıktı. Honkai Star Rail'in modelleri falan filan, çevre detayları daha güzel. Ondan sonra Honkai Star Rail'dan sonra şimdi ZZZ çıkıyor. Burada daha iyisi olmasını bekliyoruz. Umarım Türkçe çıkar. Ya ben de Türkçe çıkmasını isterim ama Honkai Star Rail Türkçe çıkmamıştı. Bunun da Türkçe çıkacağını düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar bu sahne kötü bir dövüş sahnesi. O yüzden başka şeye bakalım. Arada şöyle bir video paylaşmıştı arkadaşlar miHoYo. Bunu da size gene tadımlık izleteyim. Bu Gamescom 2023'teki arkadaşlar miHoYo standından bir parça. Gene cosplayerları mosplayerları dayamışlar tabi. Bu videoyu da arada geçeyim istedim yani. Bu videoyu da arada geçelim istedim. Neyse, ondan sonra arkadaşlar yeni trailer. Bu trailer arkadaşlar 1-2 gün önce yayınlanmış. Aynen 2 gün önce yayınlanmış. İzlemedim daha. Sizle beraber izlerim diye. 3 dakikalık bir video yayınlamışlar. Burada daha çok oyunun gameplay'ini göreceğiz. Diye düşünüyorum. Umarım oyunun gameplay'ini daha çok gösterirler bu videoda. Karakterler yılan arkadaşlar.
Karakterlerin üst tiplemeleri çok iyi değil mi? VR. Bu adamı ikinciye gösteriyorlar. Sürekli gösteriyorlar bu adamı. Neymiş? Bu adam wish yeri mi acaba? Değil mi? Ramen içinden karakter çıkıyor. What trouble have they gotten into? Yalnız karakterlerin unga bungalar arkadaşlar. Karakterlere ekstra XXXX large unga bunga yapmışlar. Onga bonga yapmışlar karakterlere. Bu oyun arkadaşlar miHoYo'nun oyunu. Yani Genshin Impact, Honkai Impact, Honkai Star Rail'i yapan firmanın oyunu. Mimikler çok hoşuma gidiyor ya benim. Genshin'de bu kadar mimik yok. Honkai Star Rail'da daha çok yaptılar ama yani bu oyunda da daha çok duruyor yani. Bu yüz mimikleri falan filan. Gene cinli yaratıklar arkadaşlar. Bir sürü cinli yaratık. Bir sürü cinli yaratık yani. Oyun ne zaman çıkar yani? Yani inşallah çıkar diyebilirim yani. Seneye mi çıkar, şey mi çıkar? Şimdi gene bir testi yapılacak arkadaşlar. Bu da eski videosu. Burada gameplay'i daha çok var diye açmak istedim size. Bu oyunun bir sene önceki videosu ama burada gameplay vardı yani. Oyunun gameplay'i bunun üzerine tabii ki geliştirildi ama en azından oyunun gameplay'ini bir anlayın diye. Heh, oyunun gameplay'ini bir kafanızda canlansın. Dante'cim bu oyun... Gameplay'i kafanızda canlansın diye bunu göstereceğim. İlk Çin'e çıkar sonra diğer sunuculara. Yok, bu arkadaşlar miHoYo ilk Çin'e çıkartmıyor. miHoYo herkese aynı anda çıkartıyor. Bu arada bu oyunun bir sene önceki hali, hani hatta bir seneden fazla olur büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle daha da gelişmiştir burada. Can barları gelişmiştir. Değişmiştir zaten onlar ya. Bunlar dediğim gibi hani oyunun sadece şu anda şeyini gösteriyorum size. Hani kombat kısmını. Hani ilerlemeli dungeon derken ne demek istediğimi anlayın diye. Bunun yakın zamanda bir betası daha yapılacak. Ha şaşırdım, normalde ilk şey çıkıyor. Yok, miHoYo oyunlarını genel olarak her yere aynı anda çıkartıyor. miHoYo oyun çıkardığında herkese aynı anda çıkartıyor. Diğer firmalar önce Çin'e veya Kore'ye sonra globale çıkartıyor ama miHoYo her yere çıkartıyor. Bu miHoYo'nun çok büyük avantajı arkadaşlar. Yok, doğru bir taktiktir. Çünkü insanlar Çin'de oynuyor, sıkılıyor, işte şey yapıyor falan filan. Dediğim gibi ilerlemeli dungeon, dediğim bu düz bir hatta ilerliyor. Zaten ilerlemeli dungeon gibi düşün işte. Hani dungeonlar miHoYo'nun söylediğine göre arkadaşlar. Bakın ben öyle demiyorum. Random generated olacak. Yani miHoYo diyor ki dungeonlar her seferinde farklı olacak diyor ama ne kadar olacak bilmiyorum yani. Honkai Impact gibi değil arkadaşlar. Honkai Impact tek bölgede dövüşüyorsun. Honkai Impact o. Bu bir dungeon içinde ilerliyorsun. Daha çok yani Soulworker gibi ya da Diablo gibi. Dungeon Crawler tarzında.
Kon sistemi güçlü. Kesin olur. Kon işte karakterlerin silahları olur, constellation'lar olur, silahları refine basarız. İsimleri değişik olur. Mesela Genshin'de refine var. Honkai Star Rail'da Super Imposition. Yani aynı şey. Birebir aynı olur yani. Kombatını biraz daha görün istiyorum. Var mı kombatla ilgili bir şey daha? Kombatını biraz daha. Skip yok arkadaşlar. Skip getirmezler oyuna. Sanmıyorum. Sadece o hani küçük bir animasyon skipidir o. Hani mesela Genshin'de atıyorum domain'de ağaca tıkladıktan sonra sağ üstte skip çıkıyor onun gibi. Hikayede skip olacağını sanmıyorum. Ama oyunun animasyonları, gameplay'i falan çok üst seviye duruyor yani. Mesela Genshin'e göre, Honkai Star Rail'da zaten gameplay yok. Hani sıra tabanlı olduğu için. Bunun gameplay'i bayağı şey duruyor. Müzikler şahane bu arada, size ne kadar geliyor bilmiyorum ama. Kombat benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada Yakuza oynadığınızı bilmiyorum arkadaşlar. Yakuza'da böyle şey dövüyorduk. Ben bir tane oyunu çok oynamadım. Biraz oynadım ama. Yakuza'da sürekli şey dövüyorduk. İşte araba. İşte ne bileyim traktör falan dövme sahneleri vardı Yakuza'da. Onlar geldi aklıma. Ya bu oyun ilk çıktığında tabii ki biraz zorlayacaktır. Hani oyunun işte dinamiklerini bilmediğimiz için, karakterlerin boyutlarını bilmediğimiz için ama uzun dönem oynayınca oyun gene kolaylaştıktır. Hani Genshin'de mesela ilk Sprelebist'te 36 yıldızımızı aldığımızda belimiz ağrımıştı. Şimdi mesela gözlerim kapalı 36 yıldız alıyorum yani. Tek karakterle 36 yıldız alıyorum. Bu da öyle olacaktır ilerleyen zamanlarda. Tabii ki gene C6 bir karakter aldığınızda şunu tek vuracaksınız ölecektir yani ama kombat kısmının Genshin'den falan çok daha zor olacağını, çok daha gelişmiş olacağını düşünüyorum. Hanginiz bu arkadaşlar? Bu hanginiz? Neyse dediğim gibi bu oyun böyle arkadaşlar. Yani benim genel olarak hoşuma giden bir oyun. Çıkınca bakacağız. Mesela Honkai Star Rail ve Honkai Impact çok hoşuma gitmiyor benim. Neden? Honkai Impact hub-based. Belki Honkai Impact V2 geliyor arkadaşlar Şubat'ta. Oyunu sıfırlıyorlar Honkai Impact'i. Yani hikayesini sıfırlıyorlar. Belki Honkai Impact V2'de, Honkai Impact Hikaye 2'de artık ne Story 2 mi, Sezon 2 mi ne diyecekler bilmiyorum. Honkai Impact'in ikinci partında belki oyunun menüsünü falan filan daha oynanabilir hale getirirler. Oynarız tekrar bilmiyorum. Honkai Star Rail'de hani open world'da gezme veya böyle kombat dinamikleri olmadığı için çok hoşuma gitmiyor. Arada giriyorum ama çok hoşuma gitmiyor. Underground'dan 53 Prime abone oldu. Onun dışında da arkadaşlar bu düzenlisinden sonra eğer ki dungeon'lar düzenli oynanabilir işte rezin sistemi, kanser falan filan olmazsa bence kesinlikle oynanabilir bir oyun olur. Honkai Impact evet PC'ye uygun değil, klavye mouse'la oynanmıyor. Keşke hani oyun çıkalı 6 yıl falan oldu, 7 yıl falan oldu. Klavye mouse'a hala uyarlamadılar. Ama bildiğim kadarıyla versiyon 2'de, Honkai Impact versiyon 2'de o şey olacak yani PC uyarı olacak. Yani umarım beğenmişsinizdir. YouTube'dan izleyenler yorumlara bir şeyler yazsın yani. Yorumlara arkadaşlar patatesli börek tarifi yazabilirsiniz. Yorumlar aktif olsun. Sayın YouTube biz Twitch'te devam ediyoruz. Öptüm sizi.